Türkiye çok değerli bir dostunu, kardeşini, önemli bir devlet adamını İran kaybetti. Şehit oldu. Bizim de şehidimiz Sayın İbrahim Reis'i ve aynı zamanda Abdullah Hiyan Dışişleri Bakanı, Tebriz İmamı, Cuma İmamı ve diğer kardeşlerimiz. Onlar hepsi aynı zamanda bizim Türkiye'mizin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği, refah içinde şehit oldular. Görev başında hayatlarını verdiler ve çok önemli bir görevin başında. Reisinin son konuşmaları bir bakıma hepimize bir vasiyet gibi. Yani Türkiye, İran, Azerbaycan kardeşliği, dayanışması onlara durgu yapan ve bütün umutlarını, beklentilerini emperyalist sistemin yerle bir eden bir konuşma. Yani hep Türkiye ile İran arasına, Azerbaycan'la İran arasına çelişmeler, kavgalar sokmak, üretmek isteyen bir Batı emperyalizmi var. Bütün o umutlarını, beklentilerini Sayın Reis'i son Azerbaycan şehit olmadan önce yaptığı Azerbaycan gezisiyle Sayın İlham Aliyev ile birlikte yerle bir etti. Yani biz dedi, aynı zamanda akrabayız dedi. O da çok önemli. Yani akrabayız dedi. Ortak bir geleceğe vurgu yaptı. İlk defa Karabağ'ın kurtuluşu sırasında Azerbaycan'ı destekleyen ilk ülkeler arasında yer aldıklarını belirtti. Bu konudaki bütün bir takım uydurmaları onları da çürüttü. Ve geleceğe yönelik de Türkiye, Azerbaycan ve İran arasındaki kardeşliğe, dayanışmaya vurgular yaptı. O bakımdan çok önemli bir geziydi. Çok önemli bir buluşmaydı. Bu yalnız Türkiye, Azerbaycan, İran açısından değil, bütün Batı Asya'nın geleceği açısından, hatta insanlığın ve dünyanın geleceği açısından önemli. Çünkü Türkiye, İran, Azerbaycan bir oldu mu dünya dengeleri değişir. Yani bütün dünya dengelerini değiştirecek bir beraberliktir bu. Türkiye için enerji güvenliğidir. Aynı zamanda Kürdistan adı altında 2. İsrail Devleti'ni kurma planlarının yerle bir edilmesidir. Azerbaycan ve İran için de aynı şeyler geçerli. Bu üç ülkenin toprak bütünlükleri birbirlerine bağlıdır. Birinin toprak bütünlüğü bozuldu mu, bölünme süreçleri başladı mı, bu öbür ülkelere de, bu saydığımız üç ülkeye, hatta Suriye, Irak ve Rusya'yı da buna katalım, bunlara da yayılır. Yani bu Batı Asya ülkelerinin toprak bütünlükleri, birlikleri arasında bir sımsıkı bağlantı var. Biri bölündü mü öbüründe bölünme tehlikesiyle karşı karşıya geleceğimizi son Körfez Savaşı'ndan beri yaşadığımız süreçlerde gördük. O bakımdan kader birliği var bizimle İran arasında. Bir de tarih birliği var. Yani Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmud'un çok güzel bir söz var. Diyor ki, börk başsız, Türk farsız olmaz. Yani başla börk arasındaki ilişkiyi Türk'le Fars arasındaki ilişkiye benzeten böyle bir söz var Divan-ı Lügat-ı Türk'te. Çünkü ta işte İskitler bir kere İrani kavimlerle Turani kavimlerin beraber olduğu büyük bir konfederasyon İskitler. Başında İraniler mi var, Turaniler mi var falan, o tartışma o kadar önemli değil ama bütün o İskit konfederasyonu, Saka, ona bu İskit demiş şeyler, Yunanlar, Sakait çoğul oluyor Sakalar anlamında. Onu İskit diye Yunanlar tarihe bırakmışlar. Ve o halklardan, çeşitli kavimlerden oluşan büyük bir konfederasyon İskitler. Yani oralardan başlayarak İraniler ve Turaniler aynı coğrafyalarda aynı süreçleri paylaşmışlar. Şahnamesi, o meşhur İranlıların, Firdevsi'nin, o İran-Turan rekabeti üzerine kurulmuş. Ve beraber yaşamışlar, beraber uygarlıklar üretmişler. Birbirlerine vermişler, diller birbirine karışmış. Farsça'da 4-5 bin Türkçe kelime var. Türkçe'de de yine 3-4 bin Farsça sözcük var. Birbirlerinden almışlar ve büyük devlet gelenekleri birlikte yaratmışlar. Böyle köklü
bir geçmişimiz de söz konusu ama geleceğimiz en önemlisi. İşte İbrahim Reis'i bu Fars ve Türk beraberliğinin, kardeşliğinin, dayanışmasının kararlı temsilcilerindendi. Erdemli bir insan, faziletli bir insan. Devlet adamı olarak da önümüzdeki dönem herkese ışık tutacak özellikleri var, karakteri var. Nedir? Yumruğu güçlü bir devlet adamı. Yani İran gibi emperyalizmin tehdidi altında olan bir ülkede devlet otoritesini sağlam tutan, devletin gücünü, güçlü devleti İran'da ayakta tutan önemli bir lider. Zaten o süreçlerde Cumhurbaşkanı seçimini kazandı, bir Cumhurbaşkanı oldu. Ayetullah, aynı zamanda yani Ayetullah Reisi, Ayetullah İbrahim Reisi. Yani İran'ın o dini lider grubunun aynı zamanda önemli, hatta en önemli işte Hameney'den sonra, Ali Hameney, Ayetullah Ali Hameney'den sonra Reis-i Cumhur olarak en önemli seçkin liderlerinden biriydi. Ve bu otoriter, güçlü devlet yanlısı kişiliğiyle de aynı zamanda bir ders, hayatı bir ders olmaktadır. Ben de Kudüs toplantısında Ocak ayında gittiğim zaman İran'a, orada Kudüs toplantısında önde gelen konuşmacılardan biriydim. Orada da tanıştık. Hatta salondan ayrılırken öyle bir şey var. Bugün Sayın Hasan Korkmazcan arkadaşımız, onunla beraber oturuyorduk. Yanımızdan geçerken dedi ki televizyonda onun bize selam verişi var falan diye bir şey söyledi. Ben tabii görmedim ama onunla oturup konuşma fırsatı olmadı o toplantı döneminde ama oradaki konuşması da çok esaslı bir konuşmaydı. Onu belirteyim. Şehidimizdir. Mazlum dünya, mazlumlar dünyasının şehididir. Bütün insanlık için ön cephede mücadele eden bir devletin, İran devletinin ve İran halkının erdemli, faziletli bir lideridir. Tabii acımız büyük ama emperyalistler böyle bundan dolayı birçok umutlar, beklentiler içerisine girdiler veya psikolojik harekat yürüttüler. Ama onlara da en güzel cevabı Ayetullah Ali Hameney, yani İran'ın bir nolur lideri verdi cevabı. Dedi ki İran devleti görevlerini yapmaya hiçbir sarsıntı geçirmeden devam edecektir. Yani zaten bizim beklediğimiz de bu ve bir kaza sonucu Sayın İbrahim Reis'in şehit olmasından sonra yani bunun İran devletinde büyük bir sarsıntı yaratacağı, yapacağını falan hiçbir şekilde beklemiyoruz. Çünkü İran devletinin çok önemli bir devlet adamı birikimi de var. Hani çeşitli görevlerin sahipleri şehit olur, başka sebeplerle aramızdan ayrılır ama sırada o görevi yapacak değerli şahsiyetler mevcuttur.